Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipimiz var. Onunla başlayacağım. Şöyle göstereyim. Kartopunun Axoft diye bir ipini kullanacağım. 100 gram, 240 metre uzunluğu olan bir ip. Renk numarasını da şöyle göstereyim. Modelimiz de oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kullanacağım şiş üç buçuk numara. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım modelimizi kurmaya. Bu model için 3 üç ve 3'ün katları artı 2 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım. Onun için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 şu anda toplamda 20 ilmek var şişimde. 20 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için düz olarak ördüm. Şöyle birkaç sıra haroşa yapacağım lastik olarak. Siz dilediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz her türlü lastiğe uyum sağlayabilecek güzel bir model. Ben haroşalarımı düz örerek yapıyorum. Ön yüzünde de arka yüzünde düz örerek haroşamı oluşturuyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. bir diş haroşam oluştu. Bunu birkaç sıra tamamlayıp geliyorum. Lastiğimi tamamladım bu şekilde. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Model kurmadan önce bir sıra zemin oluşturmak için bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şu anda ön yüzündeyiz. Modelimizi arka yüzünde kurmaya başlayacağız. Bir sıra düz örüyorum ön yüzünde. Lastikten sonra ön yüzünde bir sıra düz örelim. Arka yüzünde modelimizi kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi modelin birinci sıra arka yüzündeyiz. Arka yüzünde Modelimizi şekillendireceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi bakın yine örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi örmeden alıyorum. Arkadan öne doğru da ipimi bir kez doluyorum. Örmeden aldığım ilmeğin üzerine şöyle ikisini bir aldım. Sıradaki iki ilmeğimi de düz örerek kesiyorum. Tek ilmeğe düşürdüm. Yine ilmeğimi örmeden aldım. Üzerine bir kez bu şekilde doladım. Sıradaki iki ilmeğimi düz örerek kestim. Bir ilmek örmeden aldım. Üzerine doladım ipimi ve sıradaki iki ilmeğimi düz örerek kestim. Bir ilmek örmeden aldım. Üzerine doladım ipimi. Sıradaki iki ilmeğimi düz örerek kestim. Bir ilmek örmeden aldım, İpimi üzerine doladım, iki ilmeği düz örerek kestim. Aynı işlemi yapıyorum. Son iki ilmeğimi de düz örerek kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra arka yüzünde bu şekilde yaptık. İkinci sıra ön yüzündeyiz modelin. Ön yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece ilmeklerimizi düz olarak örelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi de şu şekilde düz olarak örüyorum. Bakın doladığım ilmeği de ördüm. Diğer ilmeğimi de hepsini tek tek örüyorum. Doladığımı şu şekilde ördüm. Şişimden çıkardım. Arkasındaki ilmeği ördüm. Şöyle bir görüntümüz olacak. Model ilerledikçe kendini gösterecek. Harika ve kolay yapımı da oldukça kolay bir model. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. İkinci sıra ön yüzündeyiz. Arka yüzünde yine modelimizi şekillendireceğiz. Kenar ilmeğimi dördüm. Üçüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sırada ilmeğimizi örmeden almıştık şu şekilde üzerine dolayarak. Şimdi kenar ilmeğinden sonra iki ilmeğimi keserek başlıyorum. Bakın ikinci model kurulumunda modeli kaydırdım. Üçüncü sıra arka yüzündeyim. İki ilmeğimi düz örerek kestim. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım, üzerine doladım. 2 ilmeği düz örerek kestim. 1 ilmek örmeden aldım, üzerine doladım. Modeli kaydırdım. Aynı işlemi yapıyorum ama. Birinci sıra arka yüzünde örmeden almıştım ilk ilmeğimi, kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi. Üçüncü sıra arka yüzünde 2 ilmek keserek başlıyoruz. Püf noktası buna dikkat edersek modelimiz düzgün gider. Son ilmeğimi de örmeden alıyorum. Üzerine doladım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelimiz hep bu 4 sıranın tekrarından oluşacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça kolay. Sadece o başlangıçtaki yere dikkat edersek modelimiz düzgün gider. kenar ilmeğimi dördüm. Bakın 4 sırayı bu şekilde tamamladım. Tabii ki model şu anda pek belli değil. İsterseniz bir kez daha kuralım hemen modeli. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Pardon arka yüzündeyiz. Arka yüzünden modeli şekillendiriyoruz. Modelimizin birinci sıra arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Üzerine bir kez doladık. Bu şu şekilde. Sıradaki iki ilmeğimizi düz örerek kestik. Bir ilmek örmeden aldık, doladık. İki ilmeği düz örerek kestim. Bir ilmek örmeden aldım, üzerine doladım. İki ilmeği düz örerek kestik. Bir ilmek örmeden aldım, iki ilmeği kestim. Birinci sıra arka yüzünde, bu şekilde devam ediyorum. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Onu da ikisini bir düz örerek kestim. Kenar ilmeğimi dördüm. Birinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. İkinci sıra ön yüzünde, dediğim gibi ön yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece ilmeklerimizi düz olarak örelim. Şöyle doladığım ördüm. Daha sonra arkadakini ilmeği ördüm. Modelimiz böyle devam ediyor arkadaşlar. Şimdi modeli kaydıracağım arka yüzünde. Kaydırırken ne yapıyorduk? Bak şuradan da anlayabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Üçüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın birinci sırayı model kurulumunda birinci model kurulumunda direkt örmeden aldık. Buradan belli zaten tek ilmek olarak görünüyor. Şimdi bunda ikisini bir şu şekilde düz örerek kestik. Üçüncü sıra arka yüzündeyim. İkisini bir düz örerek kestim. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi doladım. Sadece buradaki püf noktamız bu arkadaşlar. Şu başlangıçtaki yapılan işlem. Bir ilmek örmeden aldım, doladım. İki ilmeğimi kestim. Üçüncü sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Dördüncü sıra ön yüzündeyim. Modelin kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. modelimizi ikinci kez kurmuş olduk. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Dediğim gibi püf noktasına dikkat ederseniz modelinizde hiçbir bozulma olmaz. Bakın model yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Bir de şöyle daha önce kamera arkasında yapmıştım onu göstereyim size. Evet, modelimiz böyle. Bakın bunu şöyle haroşa üzerine beraber başladık. Bunu da şöyle tekstil tipi lastikle başladım. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde şöyle görüntüsü var. Ön yüzünden de böyle kenar ilmeklerimiz. Bu lastiğe de gayet uyum sağladı modelimiz. Oldukça güzel. Şöyle göstereyim size. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, atkı bere yapımında kullanabilirsiniz. Yani yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz harika bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.